Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere Ford F-Max'ımızı aldık. Ford F-Max'ımıza ek olarak gördüğünüz silo dorsemiz var. Çifti dorseler. 1.45 sürümde geldi arkadaşlar bu. 1.45 beta sürümde geldi. Şu an 1.45 tam sürümdeyiz. Beta sürüm bitti. Tam sürüme geçtik. Şu an bununla birlikte bir yol güzergahı belirledim. Meşhur Alp Dağları var. Onların bulunduğu noktaya doğru çıkacağız. Şuradan haritamızı bir göstereyim. Haritamızı şöyle çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yol güzergahımız buradan bu şekilde kıvrımlardan, virajlardan, uçurumlardan çıkıp Alp Dağları'nın bulunduğu merkezdeki dinlenme tesisini geçip gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Umarım güzel, keyifli bir sürüş olur. Haydi bakalım başlayalım. Yani dörtlümüzü kapatalım. Arabamızı bir kesiciye girdirelim. Vitesimizi bir atalım. El frenimiz çekikmiş. Buradan manuel şekilde H vitesimizi kullanalım. Kornanın yankısı çok güzel ya. Buradan Alp Dağları'na doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. 1.45 beta sürüm bitti. Şu an 1.45'in tam sürümündeyiz. Gördüğünüz gibi Logitech G29'umuzla ve vites takımımızla beraber yollara düştük. Ford F-Max'ı bayağı bir modifiye ettim arkadaşlar. Ben genelde Ford kullanıyorum. Haricinde Scania. Scania'dan ziyade Ford benim daha çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi üst tarafta dört bir yanı gören kameramız var. Ön tarafı gören, arka tarafı gören, dorseyi gören dört bir yanı gören kameralarımız var arkadaşlar. Ticari nakliyat bölgesi yasaktır diyor. Bakalım. Hayalet göstergemizi görüyorsunuz. Burada navigasyonumuz var ekranda. Onu da fark etmişsinizdir umarım. Onun gibi malzemelere siz de sahip olmak istiyorsanız ETS'nin atölye kısmından sizler de onlara abone olaraktan oyununuza eklentiler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an gideceğim ama sayın arkadaşımız yürümüyor. Evet, sayın arkadaşımız yürümüyor. Ne yapalım? Vitesi manuel yaptığımız zaman daha seri oluyor arkadaşlar. 6 vites manuelde. Şu an herhalde 3'ten 2'ye kadar da düşeriz burada. Çift dorse de taşıyoruz ama buralardan dönebiliriz umarım. Vitesi 3'ten yukarı atamadım hala. Bir defa 4 dedik sanırım. Buradan ağır ağır çıkalım. Kameralı aynalarımız, iç taraftaki dört bir yanı gösteren kameramız da var. Gördüğünüz gibi büyük ekranımız var. Televizyon ekranımızdan oluşan bir ekranımız. Onunla birlikte virajlı, kıvrımlı yollarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Karşıdaki sayın arkadaşlar biraz ağır gelsin. Biraz seri hareket edeceğiz ama virajları bir bir alıyoruz. Dorsemiz çift olduğu için biraz geniş alıyorum ben. Karşıdan gelenler bize vurmasın diye. Şu an düz viteste de bayağı seri çıktı ha.
Ağır falan kalmadı. Otobüs geliyor. Yavaş otobüs çağırıyor, yavaş. Bu yolu bayağı bir seviyorum ya. Alp dağlarına çıkmak bayağı bir güzel. Bununla alakalı kısa kesitli videolar da yapmıştım. Şu otursuz videosu. Onlar da bayağı hoşuma gitti. Şu an gördüğünüz gibi yukarı Alp dağlarına doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Vitesi 3'ten yukarı atamıyorum vallahi. 3'ten yukarı atarsam herhalde araba uçacak. Çekebilirim burada. Güzelce dönelim şuradan. Alp dağlarının üstündeki dinlenme tesislerine geldik neredeyse. Az kaldı. Buralarda görüyorsunuz insanlar dinlenmek için durmuşlar. Mola vermişler. Otel gibi bir yer burası da ya. Dörtlümüz geri kapatalım. De bayağı bir sallıyor otobüs. Aman otobüs demişim, tırımız şu an lastikler vallahi yerinden uçacak. Şu an bir giriş yapalım şöyle. Tesise giriş yaptık şu an. Seyir noktasını açmak için belirtilen tuşa basın diyor. Burada gördüğünüz gibi Alp Dağları'nın üst tarafındaki dinleme tesislerinin, lokantanın olduğu yere geldik arkadaşlar. Burayla alakalı şu an bir genel bir tanıtım videosu yapacak kendi içerisinde. Hadi hep beraber izleyelim bakalım. Drosloknar diye bir noktaymış burası. Gördüğünüz gibi Ford F-Max'ımızı gösteriyor. Şu an restoranın bulunduğu bölgeyi gösteriyor. İnsanlar burada görüyorsunuz selfie çekiyor. Oturanlar var. Dinlenenler var. Manzara bayağı güzel arkadaşlar. Manzara bayağı güzel yani. Öyle böyle değil. Alp Dağlar diye boşuna demiyorlar. Dağların bulunduğu yer, arazi, konumu bayağı hoş bir havası var yani. Yollar aşırı kıvrımlı zaten gördüğünüz üzere. Aşağıdan da yukarı doğru geldik. Normalde yukarıdan aşağı gidecektim de yokuş aşağı inmeyelim, yokuş yukarı çıkalım daha rahat olsun diye. Şu an görüyorsunuz bütün bölgeyi kendisi tanıtım videosu şeklinde anlatıyor, gösteriyor yani bizlere. Görsel olarak güzel bir şölen sunuyorlar. Hakan şelaleye bak be. Efsane yapmış abi adamlar. Evet, ara sahneyi kendisi bu şekilde geçti arkadaşlar. Şunu kapatalım. Biz de şuradan bir kendimiz manuel bakalım. Bakın burada restoran var. Aracımız orada duruyor. Biz nereden geldik? Buradan aşağıdan geldik. Şöyle dağın zirvesine doğru bir tırmanalım.
Buradan da göstereyim nereden geldiğimizi. Biz bu şekilde aşağıdan geldik arkadaşlar. Bakın şu kıvrımlı yolları komple döne döne geldik. Hava bayağı bir sisli zaten görüyorsunuz. Şu an aracımıza geri dönelim. Aracımızı çalıştıralım. Buradan tekrar aşağı inelim olmazsa. Sağ serbest oldu da sol dolu bu sefer de. Ya şu an iki tarafta mı sağ? Hayalet navigasyon da güzel ama ha. Şu an hiçbir yerde navigasyon açmadan şurada hemen direksiyonun önünde ileride solda rahat bir şekilde görünüyor. Arkadaşlar siz burayı bayağı bir dar dönüyorsunuz ama yani ben geniş almasam herhalde bana vuracak bunlar ya. Şuradan aşağı doğru da bir inelim. Aşağısı komple yok şu aşağı şu. Virajlarımızı komple seri bir şekilde aldık. Vitesimizi 5'e dağıttık şu an. Tekrar 4'e çekelim. F-Max'ı bayağı bir seviyorum ya. Yani Ford'un bu arabası çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Modda da özellikle bunu kullanmaya dikkat ediyorum. Yani diğer araçların da modifiyeleri güzel ama Ford biraz daha benim ilgimi çekiyor yani. Çekmeyi başarıyor diyeyim ya da. Vitesimizi düz vites kullandığımızdan bayağı seri hareket ediyor araç. Bundan sonra olmazsa bir süre düz vites kullanırım. Şu an bakın bayağı bir seri 5'e attım yani. Tekrar 3'e çektim. Aşağı inelim bakalım ne kadar ineceğiz. ...2500 devir aralığında vites atıyorum. Şu an 5'teyiz. 6'ya da atmadım demeyelim ya, 6'ya da atalım.
Otobüsler çok hızlı, otobüsler çok seri. Bu yolu bir de otobüsle deneriz olmazsa. Ben de bayağı bir merak ettim yani. Çünkü benim üzerimde şu an yük var. Ben en fazla 3-4 diyorum. 5'i zor diyorum yani. Dur babacığım, dur, biz bir sinyal verdik, bir dönelim. Burada ne var? Adamlar duba koymuşlar. Ya aracı buraya durdurdum diye mi duba koydu acaba? Belki de oraya durdurdum diye koymuş olabilir yani. Debriyaja tam basmazsam vitesi atmıyor. Yani vitesi istediğim şekilde atmıyor. Boş vitesi atıyor. Şuradan bir geçelim bakalım, aşağı doğru inelim. Kameralı aynalarımız da bayağı güzel ya. Track Guard diye model olarak, marka olarak da. Üstteki ekran çok hoşuma gitti benim. Hani büyük araç kullanıyorsunuz. 4 tane kamerası var yani. Bakın sağ yandan, sol yandan, önden ve tam olarak da arkadan gösterir şekilde kamera modları var yani şu an ekranda. Bu yol bayağı güzel ya. Bu yolu çok beğendim ben. Ford F-Max'la bir defa daha burada oynamıştım sanırım. Şuradan bir bakalım neredeyiz şu an. Şu an yolun sonuna gelmişiz neredeyse. Buradan az daha aşağı inelim. Şehir merkezini de aslında görmek istiyordum. Biraz da o yüzden bu şekilde tersten geldim. Sollayamam herhalde ya, bu yol bayağı bir tehlikeli. Yolda yani ihtimal yok bunu sollayabileyim. Ama aşağı doğru indikçe de yol bayağı güzel. Hop. İkçi abi vuracaktın ha. Arası bayağı güzel ya. Böyle insan gittikçe gidesi geliyor vallahi. Baksana abi. Adamlar 10 numara görsellik yapmış. Dibinde doğayla iç içe yolculuğumuz devam ediyor. Sola mı döndü yeter? Sola döndü yeter.
Hop. Vuracağız az daha. Yol bizi de döndürdü şu an. Sol kapalı sanırım. Şuraya çekelim aracımızı ya. Evet, biz de burada sonlayalım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz elinize kolunuza yüreğinize sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.